merhabalar, ben Elif Yavuz. Bugün gördüğünüz kafede salon şefiyim. Ve aynı zamanda da izleride yazarlık yapıyorum. Benim en büyük arzum ünlü olmak, fenomen haline gelmek. Biz tıpkı biz sanatçılar gibi, dizi oyuncuları gibi. Kesinlikle ünlü olmam lazım. Neon ışıklarını istiyorum, kesinlikle. Ünlü olacağım ya. Ne yapıp edip kesinlikle ben ünlü olacağım. Çok da azimliyim. Bu şansı öğreti yakalamam lazım. Benim herkesten neyim eksik ki? Ben de ünlü olabilirim istesem. Ama bir yolu bulmam lazım ünlü olmam için. Bana yol gösterilmeli. Gözde Hanım, size çok güzel kahve yaptım. Teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Teşekkürler. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Sen nasılsın? İyi, otur bakalım şöyle biraz sohbet edelim. Neler yapıyorsun? Sanki kafanda bir şey var senin bu sıra. Böyle bir düşünceli görüyorum seni. Ya ben nasıl ünlü olabilirim Gözdeciğim? Yani ünlü olmayı çok istiyorum. Aslında bak sana bir şey söyleyeceğim. Aklıma bir fikir geldi. Geçenlerde bizim downtown kafemiz var ya, senin çalıştığın. Hı. Orada Melike diye bir kıza tanıştım ben. Bütün ünlüleri tanıyor. Hı. Tahmin edebileceğini, aklına gelen herkesi tanıyor. Onunla bir bağlantı kurabiliriz. Nasıl fikir? Tabii, neden olmasın? Bir tamam. Deneyelim şansımızı. Bir de şöyle bir şey de yapabiliriz. Bence sana bir YouTube kanalı açalım. Tamam mı? Oo, süper! Bununla ilgili ekipmanları bulalım. Bir stüdyo kuralım. Orada sen ünlü olanları, ünlü tanıdıkları, işte ulaşabileceğin bir sürü kişiyi çağır, tamam mı? Onlarla birlikte programlar yap, YouTube'da abonelerin olsun. Sonra gelsin şöyle... Ay hiç Allah, yapalım öyle, yapalım. Nasıl fikir? Çok güzel bir fikir. O zaman ben sana bunun için yardım edeceğim, tamam mı? Tabii. Ne yapacağız? İlk fırsatta seninle birlikte Downtown Cafe'ye gideceğiz. Tabii. O Melike'nin geldiği bir yeri takip edeceğiz. Ay çok merak ettim. Nasıl tamam bir kız acaba bu Melike? Bakalım, iyi biridir herhalde ya. Tanışırsak bize bence yardımcı olabilir. Ay öyle inşallah işte. Ya. Tamam inşallah. Mı? Tabii. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Hadi evlat. Çak o zaman. Allah, YouTube'da kanalım olacak. Ünlülerle bir araya geleceğim. Ay. Acaba şu Melike'yi bulmam lazım. Gözlerim nasıl söyledi, Melike'yi bulmam lazım. Yaşasın seni, öpeceğim, öpeceğim. Yaşasın. Hadi eyvallah bana. Şöhret, bekle beni, geliyorum yakında, geliyorum. Aha, tam da aradım bir bayan. Merhabalar. Merhaba. YouTube programı için sizin sohbet eğitim istiyorum. Benimle sohbet eder misiniz? Tabii ki. Olle ya, yaşasın ya. Ay çok sevindim ya. Ay sizi sarılabilir miyim? Yaşasın ya. O zaman sizi şuraya alsam nasıl olur? Tabii ki. Tabii, buyur. Elinizi verin bana. Hadi gelin, tamam hadi gelin. Gelin şöyle, gelin hadi. Merhabalar. Ben YouTube kanalında olacağım. Şöhret olacağım. Ünlüler benim konuğum olacak. Ben de ünlülerin konuğu olacağım. Ünlüler dedikodu yapacağım. Edeceğim. Bütün gözlükler var ben. Olacak bizde. Ya ona buna lakap takmalar falan da olacak. Çok güzel şeyler yapacağım inşallah. En büyük tatlısınız ne Elif Hanım dedim? Aslında en büyük tatlısım insanlar bana bakmasından, öyle söyleyeyim. Mesela metroda karşılıklı gidiyorum, insanlar bana bakıyor. Ve ben terlenleniyorum. Elinden bir gün kaza çıkacaktı. Ama çıkmıyor. Çıkmıyor, sabrediyorum. Nasıl sabredebilir? İnsanlar sinirlendikleri bir şeyleri nasıl sabredebilirler? Tersine bakarak şöyle. Ve yani sabır sol selamet derler. Evet. Ama bana sabır sol selamet olmuyor. Letafet oluyor. Letafet oluyor. Evet. Letafet. Ben de yapamam ama güzel bir şey.
kötü bir şey değil. Tamam peki. Ya Türk kahvesi deyince aklınıza ne geliyor? Bildiğim Türk kahvesi geliyor. Biraz yani mutluluk geliyor, keyif geliyor, doğru. Mutluluk ve keyif geliyor. Ve yanında da daha şöyle bir koca bir çikolata pastaya dökme, acık dünyalar benim oluyor. Yani bir ekim beni artık kimse tutamıyor. Hep bir kahve içiliyor yani. Aynen. Ben hem sabah akşam iki double kahve sürekli bir de tüketirim. Eğer tüketmezsem eyvah. Ben artık kendimde değilim ve terlendiriyorum. En güzel kahveyi kim yapıyor burada? Şimdi övmek gibi olmasın ama bütün bu şeyler benden kahve içer. Hatta başkasından içmezler. Ay çok teşekkür ederim. Şöyle böyle bir şey olsun. Cedis'e beraber. Çok sağ ol. Ne kadar güzel bir kafe burası. Ay çok evet. Gelin var mı? Olmaz mı? Ünlüler bile geliyor. Ben o yüzden ünlülere takılıyorum zaten. O yüzden fenomen olmak istiyorum ben. Birçok oyuncular geldi. Sanatçılar geldi. Hele geçen seneki sanatçımız Ayşegül Altınç işte. Öyle mi ya? Ayşegül Altınç buraya geldi mi? Ben çok severim. Evet. Hangi şarkısı var? Bir tane sorma, durum Leyla. O sesler yok aslında. Birden kaçarken de yok yok olmaz asla Leyla. Ben Alimallah şarkısı vardı. Evet, çok yapma etmek derken kavuşursak eğer. Uyanırız Alimallah, Oğuz'da ısrarırsak şeytana. Uyanırız Alimallah. Ben çok dinlerim. Evet. Çok. Ben bir hayvanıyım. Ben de çok seviyorum hayvanı. Keşke gelse değil mi Engin? Ay evet ama benim bir slogan vardı. Aman gelirse gelir, gelmezse geldi bilir. İnşallah gelir. Yani aynen inşallah gelir. Bayıla bayıla izleriz. Gerçekten yemek olsaydı müzik hangi yemek olurdu? Hangi yemek olurdu? Tabii ki. Tavuk yemeği olurdu. Melike Hanım, ben bir mani söyleyeyim, öyle kapatacağım programımı. Şu an aklıma gelmiyor aslında da. Mesela bize bir şey şöyle başlayacağız size. Mesela bize bir Kasamonu manisi vardı. Mesela gelmedilerse eğer bizdeki mahallede şöyle dur sloganımız. Aman gelirse gelir, gelmezse gelendi bülü derler. Ve birisine öfkelendiler. Öfkelendiler. Bunca aşırı şart olsun derler. Bir de bir mani daha var. Bir şey her düzelemedi. Düzelir be derler. Bizde adeta böyledir. Mani dar adetler be. Beni izleyenler çok çok teşekkür ederim. Ve takipçinin yükselmesini istiyorum inşallah. Evet, paylaş, TV'de kalın diyorum. Abone olun kanalımıza ve beni izlemeye devam edin. Yaşamdaki tek arzum. Yaşamdaki en büyük arzum bu. Yani fenomen haline gelmek, ünlü ve şan şöhret olmak. Öpüyorum size. Hoşçakalın, bay bay. Aman, of ya böyle bir şey olamaz ya. Meyke dediler var ya, hiç bir cacık çıkmadı ya. Bu kadar da uğraştım ya. Hiç de hoşuma gitmemiş zaten o kız. O gözleri de soracağım zaten. Niye beni bu kızla tanıştırdı? Göreceksiniz. Ben mutlaka ünlü olacağım bu sene. Kesin eminim, %100 garantiliyim. İnadım inat, niyetim ciddi. Kanalımı açacağım, şöhret olacağım, bütün herkese ulaşacağım.